Evet, Kars'ta sonunda beklenen hava geldi. 2 gündür bu kar yağışını bekliyorduk. Şimdi şehir daha güzel bir hale geldi. Bu şehri beyaz görmeye alıştık. Boz rengiyle çok da bir şeyler ayırt edilemiyor, çekilemiyor. Ama beyaz olunca daha böyle yapılar ön plana çıkıyor, güzel görünüyor. Şu anda şehir merkezindeyiz, kalenin altındayız. Kaleye doğru yolculuğumuz devam edecek. Hava da açacak, öyle gözüküyor. Bakalım, kaleye kestirmeden çıkış yoluna bakacağım. Şurada bir merdivenli kısım var. Umarım orasıdır. Şimdi Kars'ta Harakai kelimesi çok geçiyor. İşte sebebi bu. 1033 yılında Anadolu'ya gelen ilk alperenlerden Ebul Hasan Harakai Kars'ta şehit düşüyor ve buradaki birçok eserde bunun ismi var. Şimdi bu minare şöyle gidiyor. Burada bir cami var. Yine eski yapılardan. Biraz daha uzaktan bu çok daha güzel gözükecek. Hemen şurada Selçuklu kümbetlerine de benzer yapıda. İlk bakışta onu andırabiliyor ama burası bir kilise. Yani normalde kiliseymiş yapılış amacı. Yukarıda zaten meleklerin tasvirleri var. Şu anda ne olarak kullanılıyor ben de bilmiyorum. Etrafından bir gezelim. Şu anki adı Kümbet Camii. İsteyen arkadaşlar durdurur, yazıyı okur. Ben devam ediyorum kalenin giriş kapısına. Yani insan düşünüyor, eskiden at arabaları falan kullanıyorlarmış. Bu taşlarda o arabalar nasıl ilerliyordu yani, hani günümüz arabaları öyle giderken çok konforsuz oluyor. Bir de tahtadan yapılan tekerlekler falan. Evet, gördük. Orada yeni köprü var. Devam ediyor. Burada tarihi köprü var. Yol böyle devam ediyor. Tabii daha burada yapılacak, ortaya çıkartılacak yerler de var. Ama şuradaki nehir sayesinde, yani şöyle bir durum var. Buradaki nehir, dere, artık ne diyorsak. Ama burada gondollar, mondollar yapılabilir. Yazın çok keyifli bir görüntü olur. Böylece Kars'ı görmüş olduk. Thank you.
Evet, şimdi Sarıkamış'tayız. Sarıkamış tren istasyonu şu öyle kalıyor. Ben de önümde yer alan Sarıkamış şehitliğine doğru yürüyorum. Burada az ileride de Katerina'nın köşkü var. Vereyim kamerayı. Şurası Sarıkamış şehitliğinin olduğu yer. Katerina köşküne de şuradan gidiliyor. Yani tam olarak şu yukarıdaki yer olabilir. Bir saniye şöyle zoom yapalım bir. Orası olabilir. Şu anda yürüyoruz işte. Burada her yer yürüme mesafesinde. Her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Büyük şehirden geldiyseniz zaten yürümeye alışıksınızdır. O şehrin karmaşasında yürümeyi tercih ediyor insanlar. Yani yürüyeceğiniz her yer 1 kilometre mesafede kalıyor. Mesela ben şimdi Sarıkamış otogarının orada indim. Buraya toplamda 10-15 dakika önce yürümüşümdür, yani hiç dert değil. Şimdi burayı sağını solunu gezeceğiz. Kar yok bu sene. Kar olmadığı için kayak merkezi de faal değil. Bu nedenle artık işte olduğu kadar diyoruz. Yoksa hani buraya gelmişken kayak yapmak iyi olurdu. Evet, modern kümbetlerden. Evet, burası Katerina'nın köşkünün olduğu yer. Şu anda yıkıntı bir halde. Burası restore edilmeyi bekliyor. Burada da bir kale kalıntısı gibi bir şey var. Şimdi oraya doğru gideceğim, bakalım. Buradan bir giriş yapalım. Yani çimentoyla tekrar toparlamışlar bayağı. Bir şeye benzemiş yani çimentoyla yaptıktan sonra, ama yani restore edip parça parça mı yapıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum, fakat çok güzel kışlı olur. Çok güzel otel olur. Turistik amaçlı değerlendirilir. Çünkü blok blok yapılmış hep. Evet, Katerina Köşkü orada. Hafif hafif de kar yağışı başlıyor. Bu nedenle ben de dönüş yoluna geçiyorum artık. Evet, Sarıkamış'ta müze kapalı, şehitlik kapalı. Yani ileride normal şehitlik var. O yüzden yani en azından gelmiş oldum, görmüş oldum. Bir sonraki gelişim için de bilgi almış oldum. Şimdi geri dönüşe geçiyorum artık. Yapacak bir şey yok. En azından Kars'a gezeceğim yerler var. Kafkas Müzesi gibi oralara giderim, oraları gezerim.